İsmim Ali Zencir, Yazıcıoğlu Gülsöyler, Döviz Bürosu'nda giriş etkisi olarak çalışmaktayım. Geçtiğimiz hafta tabii önemli iki gelişme oldu ekonomide. Gerek bizim ülkemiz adına gerekse dünya ekonomisi adı altında. Çünkü çarşamba günü Amerika Merkez Bankası Fed'in açıklaması vardı. Fed'in yaptığı açıklama neticesinde ekonominin beklediği yönde faizleri sabit bıraktı Fed. Perşembe günü ise bizim Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz açıklaması vardı. Onda da 100 bas puan indirime gitti. Yani faizler indirime gitti. %19 olan faizler %18'e indi. Tabii bizim açıklanan enflasyon rakamı ise %19,25 olduğu için ve faiz de 100 bas puan indirildiği için enflasyonun altında kaldı. Neticede bu da ekonomide beklenildiği etkiyi yaratmadı. Yani faiz yükseltme yönünde bir beklenti vardı. Faiz düşürüldüğü için, enflasyonun altında kaldığı için bu da döviz piyasasını yukarı yönüne etkilemek durumunda kaldı. Şu anki artışın sebebi, geçtiğimiz haftadan itibaren meydana gelen artışın sebebi tabii ki de bu faizden dolayı kaynaklanıyor. İlerleyen dönemlerde eğer hükümetimizin de açıkladığı gibi enflasyon eğer kontrol altına alınırsa, faize ya da faizin altına indirilirse tabii bu dalgalanma, aşırı dalgalanma, yüksek yönlü olan dalgalanma aşağı yönlü revize olacaktır. Şu anda yatırımcılarımızın ve milletimizin telaş etmemesi gerekiyor. Bu tabii dalgalanma dediğim gibi açıklanan kurlu faizlerden dolayı bir dalgalanma neticesinde, ancak tabii yerini revize edecektir. Belli bir seviyeye yeniden gelecektir. Yani telaş edilmemesi gerekmektedir. Tabii bu yükselişin şu zamana kadar devam edeceğini söylemek gibi bir durum söz konusu değil. Çünkü sadece faiz değil, ikili ülkeler arasındaki gelişmeler de, siyasi gelişmeler de bu ekonomiyi olumlu ya da olumsuz yönde etkilediği için, siyasi yöndeki gelişmeler olsun ve açıklanacak olan önümüzdeki ayın 3'ünde enflasyon rakamlarında belirleyici olacağını söyleyebiliriz. Enflasyon eğer düşük seyrederse, %18 bandına veya altına inerse bu dalgalanmada durulur. Aşağı yönlü revize olacağını düşünüyoruz.